Bugün TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü'nün mesleki eğitime başlama yaşının düşürüleceğini müjde gibi açıklaması tepki çekti. Uzmanlar MESEM'de hayatını ve uzuvlarını kaybeden çocukları hatırlatarak sömürüde yaş düştükçe tehlike büyüyor dedi. Yeni Gün gazetesinden Nurcan Etin haberine göre İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılımıyla 2023-2024 eğitim-öğretim dönemini değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda İzmir'deki öğretmen açıkları, özel çocukların eğitimi, şehir hastanesinde açılacak anaokulu gibi birçok konu masaya yatırıldı. Konulardan biri de Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında yaz döneminde Beceri Geliştirme Programı adı altında 7. ve 8. sınıftan itibaren tüm öğrencilerin katılabileceği zanaat atölyeleri açılması ve İzmir'in pilot uygulamanın gerçekleştirileceği 10 şehirden biri olmasıydı. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nden bir gün önce ele alınan konu, eğitimcilerin ve İSİK temsilcilerinin tepkisine yol açtı. Uzmanlar, fizyolojik ve psikolojik gelişimin önünde büyük bir engel olarak duran çocuk işçiliğine karşı sosyal devletlerin mücadele etmesi gerektiğini, ancak Türkiye'de aksine devlet eliyle çocuk işçiliğinin yaygınlaştırıldığını belirtti. Devletin bir yandan meslek liselerindeki eğitimin niteliğini yıllar içinde düşürdüğünü ve nitelikli mesleki eğitim veren kampüslerin sayılarının azaldığını belirten uzmanlar, kampüs arazilerine rezidanslar inşa edilmek istendiğini öne sürerek hem kampüs arazilerinin hem de içindeki öğrencilerin sermayeye peşkeş çekildiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurların toplu sözleşme krizi büyüyor. Dün TİS masasında anlaşma sağlanamamış memurlar iş bırakmıştı. İş bırakma eylemi bugün de sürüyor. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'la yetkili sendika Tümbelsen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinden sonuç çıkmamış, memurlar saat 15 itibariyle iş bırakmıştı. İş bırakan memurlar Büyükşehir Meclisi'ne gelmiş, meclis salonu önünde polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Yaşanan olaylar sonrası İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri eyleme destek için alana gelmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'la yetkili sendika Tümbelsen arasında arabulucu olmayı teklif etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak memurların talebini kabul edilemez olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine memurlar bugün de iş bırakma eylemi yapmaya karar verdi. Öte yandan tüm yerel sense 1, 2 ve 3 nolu şubelerle birlikte ilçeler dahil tüm gün iş bırakacaklarını duyurdu. Tüm yerel sen üyeleri saat 10'da Egemenlik Evi önünde toplandı. Sendika üyeleri eylemin ana merkezi olan Kültür Park'taki belediye hizmet binası önünde yürüyüşe geçti. İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 17,5 lira oldu. Oy birliğiyle alınan kararla Esot, İzulaş, İztaşıt, İzdeniz, Metro ve Tramvay ve İzban'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesi 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi. İzmir'im kartla tam biniş ücreti 17,5 liraya çıkarken 11 lira 52 kuruş olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15 lira 50 kuruş, öğrenci biniş ücreti ise 7,5 lira oldu. Tam tarifede 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada 8 lira 78 kuruş, ikinci aktarmada ise 4 lira 42 kuruş ücret alınacak. Öğretmenler ilk aktarmada 5 lira 76 kuruş, ikinci aktarmada ise 2 lira 88 kuruş ödeyecek. 60 yaş kartlarından ise ilk aktarmada 7 lira 76 kuruş, ikinci aktarmada 3 lira 88 kuruş alınacak. Öğrencilerden aktarma ücreti alınmayacak. Ağır kazalı araçları yurt dışından getirilen aynı marka araçlarla change yapıp vatandaşlara satan uluslararası şebekeye İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. 7 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin hasarlı aracı temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer şüpheli aracılığıyla yurt dışından aynı marka model aracı getirttikleri change işlemi sonrası hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstermek suretiyle sattıkları tespit edildi. Yapılan çalışma neticesinde İzmir ve 6 farklı ilden getirilerek incelenen tüm araçların change olduğu, bu araçların tamamının aynı marka olduğu dikkat çekti.
Polis ekipleri tarafından 10 Haziran günü İzmir merkezli toplam 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 20 adet araç, 4 adet motor bloğu, 10 adet elektronik motor beyni, 1 adet yurt dışı menşeili araca ait şasi demiri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümanlar ele geçirildi. 4 şüpheli ifadelerinin ardından emniyetten serbest kaldı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İzmir'in Bornova ilçesinde ağlarına düşürdükleri bir vatandaşa 215 bin lira karşılığında sahte altın vererek dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli tutuklandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Bornova ilçesinde 17 Mayıs tarihinde mağdur vatandaşla irtibata geçerek inşaat kazısında altın bulduk, bunları sana verelim, sen de kazan şeklinde söylemlerde bulunup mağdurun 215 bin lira karşılığında sahte altın alarak dolandırılması olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı 3 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler O.Ö., M.B. ve E.T. geçtiğimiz salı günü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin birlikte gittikleri kuyumcuda mağduru dolandırdıkları anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'dan İzmir'e Türk Hava Yolları uçağıyla gelen yolcu, İzmir'e indiğinde valizinin kaybolduğunu öğrenerek şoke oldu. Kucağındaki bebeğiyle mağdur olan ve yetkililere durumu şikayet eden vatandaş, valizinin yanlışlıkla Muş'a gittiğini öğrendi. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Azra Topuz, İzmir'deki annesinin yanına gelebilmek için 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte Türk Hava Yolları'na ait uçağa bilet aldı. Sabahın erken saatlerinde uçağa binen Topuz, valizini de uçağın kargo bölümüne konulması için teslim etti. Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e inen Azra Topuz, teslim alanında valizinin olmadığını öğrendi. Durumu hemen yetkililere bildiren Topuz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Önce valizinin İstanbul'da kaldığını söylenen kadına valiz tesliminde verilen kağıt soruldu. Kağıda başka birinin isminin yazıldığı ortaya çıkınca da valizin Muş'ta olduğu söylendi. Valizinin kendisine teslim edilmesi için yetkililere ulaşmaya çalışan Topuz, kucağındaki bebeğiyle yaklaşık 6 saat kaldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda mağduriyetini gideremedi. Saat işte 8.15 geçe bilet aldım ben. 9.15 ya da 9.30 arası burada olmam gerekiyordu. Her şey normaldi. İşte biletimizi aldık. Valizimi verdim. Bebek arabasında uçağın orada verdim. İzmir'e indim. Buraya geldim İzmir'e. Sonra bir baktım valiz yok. Her tarafa soruyorum ya, diyordum valizim yok. Herkes aldı gitti. Hani benimle gelenler valiz aldı gitti. Bir bakalım diyor, bekleyin diyor, uçakta olabilir diyor. Bak bekledim 10-15 dakika, baktım valiz yine yok. Dedim nerede olabilir? İstanbul'a dediler valizin. Dedim ki nasıl oluyor? Ben geliyordum da benim valizim neden gelmiyor? Ondan sonra durdu, elimdeki işte bu şeye takılan, bu valize takılan o kağıtların parçasını kesip elime verdikleri için çıkardım, önlerine koydum, onu istediler benden. Uykusuz olduğum için, bir de çocuğum olduğu için alıp elimdeki kağıtlara hiç bakmadım. Ondan da fark ettik ki üzerinde başka bir isim yazıyor. Senin dediğin valiz Muş'a gitmiş. 13 Haziran 2024 Perşembe günü altın fiyatları: gram altın 2403 liradan, çeyrek altın 3951 liradan, cumhuriyet altını 15741 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 10.434'ten, dolar 32.29'dan, euro 35.12'den, petrol 82.53'ten ve bono 43.10'dan işlem gördü. 14 Haziran 2024 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir, Karabağlar, Karşıyaka, Buca 40 derece, Bornova 41 derece, Çeşme, Foça, Dikili 35 derece, Urla 37 derece, Selçuk 40 derece, Çiğli 39 derece, Aliağa 38 derece, Ödemiş 41 derece, Menemen 39 derece, Torbalı 40 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.